Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü temel ilaç bilgisi dersimizde sizlere santral sinir sistemi ilaçlarından bahsedeceğim. Santral sinir sistemi aynı zamanda merkezi sinir sistemi olarak da adlandırılır biliyorsunuz. Beyin ve omurilikten oluşur. Bu ilaçlar nasıl etki eder? Nöronlar arasındaki iletiyi ve nöronların hücresel fonksiyonlarına etki eder bu ilaçlar. Santral sinir sistemini etkileyen ilaçların kan-beyin bariyerini geçmeleri zorunludur. Ve bu nedenle santral sinir sistemini etkileyen ilaçların yağda iyi çözünür olması, fizyolojik pH'da iyonize olmamış durumda olması, plazma proteinlerine de düşük oranda bağlanması gerekir. Peki santral sinir sistemi ilaç gruplarına baktığımız zaman hangi tür grupları göreceğiz? Biz onlardan bahsedelim. Sedatif ve hipnotik etkili ilaçları göreceğiz. Antikonvülsan ilaçları, Parkinson tedavisinde kullanılan ilaçları, psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları, narkotik analjezik ilaçları, narkotik olmayan analjezik ilaçları, anestezik etkili ilaçları, nöromüsküler bloke edici ilaçları ve santral etkili kas gevşeticileri göreceğiz. İlk ilaç grubumuz sedatif ve hipnotik ilaçlardı. Kısaca onlardan bahsedelim. Sedatif ve hipnotik ilaç grupları merkezi sinir sisteminin genel depresanı olarak bilinir. Sedatif yatıştırıcı, hipnotik ise uyku verici etkiye sahiptir ve bu ilaçların etkileri arasında keskin bir sınır yoktur. Hipnosedatif ilaçların ortak özellikleri küçük dozlarda sedatif etki, daha büyük dozlarda ise hipnotik etki yaparlar ve doz arttıkça etkisi değişir. Hemen şuradaki tabloya bakacak olursak, düşük dozda sedasyon yapan ilaç doz arttıkça uyku, anestezi, koma, solunum depresyonu ve hastayı ölüme götürebilecek sonuçlar verebilir. Bu ilaçlar tüm bu etkilerine ek olarak anksiyolitik de etki gösterirler. Yani huzursuzluk, endişe, korku durumlarında bu durumları hafifletebilirler. Ve aynı zamanda bağımlılık yapan ilaçlar oldukları için yeşil reçeteye tabidirler. Bu tablodan bahsettik. Sedatif hipnotik ilaçların alt grubu benzodiazepinler. Anksiyetenin belirtilerini azaltır ve hipnotik etki oluştururlar. Ayrıca kas gevşetici ve antikonvülsan etkileri de mevcuttur. Güvenlik aralıkları geniştir. Bağımlılık yapma potansiyelleri düşüktür. Bu ilaç grubunda bu bir avantaj. Dolayısıyla daha çok kullanılır bu ilaçlar. Bağımlılık yapma potansiyelleri düşük olduğu için en çok tercih edilen ilaç grubudur. Uzun süre kullanıldığı zaman bağımlılık yapabilir sadece. Etki sürelerine göre de uzun, orta ve kısa etkili olmak üzere 3 grupta incelenirler. Bu grup ilaçların içinde en çok kullanılanlar diazepam, flurazepam, tamazepam, triazolamdır. En sık kullanılan ilaç olan diazepama bakalım. Sedatif, kas gevşetici ve antikonvulsan etkisi vardır. Ayrıca preoperatif medikasyonda kullanılabilir, ameliyat öncesi hastayı sakinleştirmek amaçlı. Oral, parenteral ve rektal yolla kullanılan farmasötik şekilleri de vardır. Oral biliyorsunuz ağızdan kullanım, parenteral, intravenöz, intramüsküler gibi damar içi kullanım, rektal yolu da hepimiz biliyoruz. Diazepamın yan etkileri uyuşukluk yapabilir hastada, hipotansiyon dediğimiz tansiyonun düşmesine sebep olabilir, bilinç bulanıklığı yapabilir ve solunum depresyonuna sebep olabilir bu ilaç. Diğer bir grubun barbituratlarla gelecek hafta devam edelim gençler. Esen kalın.